Havarilerin de men deyince ben deyip böyle şugun gibi dünyaya dağılmalarına karşı elbette o günkü dessas Yahudiler bunu görmemezlikten gelemeyecekti. Planlar yaptılar. Ve şimdi geldik bu 54. ayet Mekke ile alakalı ayete. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve ettebe'na'r-rasûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn. Ve mekerû ve mekerallâh. Vallâhu hayrul mâkirîn. 53. ayet. Rabbena, indirdiğin kitaba iman edip elçinin yolunu tuttuk. Sen de bizi, birliğini ve nebilerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz, dediler. 54. ayet. Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür. Evet, burada denge var. Havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman etti. Men deyince ben deyip dava olarak ortaya çıktılar. Müslüman olduklarını ilan ettiler. Bizi de şahitlerden yaz. Yani biz Hazreti İsa'nın peygamberliğine şahit olduk. Ve şehid bi enne Müslümun Allah'a itaat ettiğimize sen de şahit ol dediler. İsa Aleyhisselam'ın şehadetine müracaat ettiler. Allah da şahitti. Fiilen Hazreti İsa Aleyhisselam'a destek vermekle beraber hemen bir de dua ettiler. Bu da bizim için çok önemlidir havari ruhunda. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve ettebe'anel Resul fektübnâ maaşşâhidin bizi şahitlerle birlikte yaz. Çünkü her peygamberin arkasında onların peygamber olduğuna şahit olan kimseler var. Bizi de şahit yaz dememişler. Şahitlerden yani. Bu iş daha önce de yapılıyordu demek. Havariler ve Hazreti İsa Aleyhisselam böylece anlatılınca bir de o dönemde onları çekemeyen ve onlar aleyhinde mekir yapanlar vardır. Mekir ve mekeru ve mekerallah mekir tuzak demektir. Mekir tuzak demektir. Allah da tuzak yapar mı? Bu bir mecazdır. Ve mekaru onlar Hz. İsa Aleyhisselam ve havarileri aleyhinde tuzaklar kurdular. Ve mekar Allah, Allah da tuzak kurdu. Yani burada Allah tuzak kurdu. Mecazi bir ifadedir. Yani kurdukları tuzağa düştüler, düşecekler manasınadır. Allah'ın tuzak kurması, onların yaptığı işleri boşa çıkartması manasınadır. Din düşmanlarının genel prensiptir bu. Müslümanlar aleyhine ne kadar tuzak yapıyorlarsa, tuzakları kendi başlarına döneceğinin külli bir prensibidir bu. Allah daha güzel plan yapar diyor ayette. Vallahu hayrul makirin. Çünkü İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için geldiler, öldüremediler. İsa Aleyhisselam'ı öldürmesi için onları Hazreti İsa'nın safından olup da ihbar eden birisi vardı. Yahuda bu defa o da cezasını çekti. O idam edildi. Hangi planı yaptılarsa kendi başlarına dönüyordu. Bu da bu ayetteki karşılıklı ve mekeru ve mekerallah tefsir ilminde müşakele deniyor. Sen bir şey yapıyorsun. Allah onun karşılığında mukabileten bir şey yapıyor. Bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Buna takdiri müşakale deniyor. Allah'ın takdir ettiği kaderden gelen değişmez bir prensip. Kim kimin aleyhinde plan yapıyorsa aynısı daha korkuncu kendi başına gelecektir. Bu ayet, bu mesele Araf suresinin 99. ayeti kerimesinde de vardır. Burada şöyle bir şeye dikkat çekilmiş. Kafirlerin mekri aynı zamanda istitraç manasında. İstitraç nedir? Güzel şeyler yaptığınızı zannedersiniz. Oh ben ne kadar başardım, ne kadar becerdim dersiniz. Fakat o aleyhinize işler. İstitraçla mekir aynı manaya gelir. Firavun'un istitraçlarından tutunuz.
Efendimiz Aleyhisselam dönemindeki Ebu Cehil'in hicrete sebebiyet vermesindeki mekir ve istitraçları da aynıdır. Tarihin bütün dönemeçlerinde kim saf, temiz insanlar, müminler, Müslümanlar aleyhinde mekir yaptıysa aynısı başlarına gelmiştir. Son dönemi de bu şekilde değerlendirebiliriz. Bu adam da bir sürü planlar yaptı, etti. Bu kazdığı çukurlara kendisi düşecek. Planlar onun aleyhinde işleyecektir. Vallahu hayrul mekirini bu manada anlamak gerekiyor. Onların planlarından Hazreti İsa'yı nasıl kurtardı Cenab-ı Hak? Nasıl planları boşa çıktı? İşte 54. ayette anlatılan Allah'ın güzel plan yapması, 55. ayette tavzih ediliyor, misallendiriliyor. 55. ayet. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ 55. ayet. O zaman Allah şöyle buyurmuştu. İsa, seni öldürecek olan onlar değil benim. Seni kendi nezdime yükseltecek, seni inkarcıların içinden kurtarıp temize çıkaracak ve sana tabi olanları da kıyamete kadar kafirlere üstün kılacak olan da benim. Sonra hepinizin dönüşü bana olacak. Ben de aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim. Evet, bu ayet üstünde en çok durulan ayetlerden bir tanesidir. Âl-i İmrân suresi 55. ayettir o tabii ki. Bir önceki ayetle bağlantısını az önce zikretmiştim. Onların Hazreti İsa Aleyhisselam hakkındaki planlarını Allah onların başına çevirmiş. Yahuda idam edilmiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da Cenab-ı Hak semavata ref etmiştir. Semavata yükseltmiştir. Burada ve iz kâlallâh ya İsa inni müteveffike, önce seni vefat ettireceğiz ve râfi'uke ileyye, sonra bana yükselteceğiz. Ayetin zahirine bakarak Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vefat ettirildiği ve sonra ruhunun semavata ki Allah'a doğru yükseltildiği zahir manası vardır. Eğer böyle anlarsak bunu başka ayetle çatışırız. Çünkü başka ayetle Cenab-ı Hak ve ma kateluhu ve ma salabuhu ve lakin şübbihe lehum. Onlar İsa'yı öldürmediler. Çarmıha da germediler. Lakin ona benzeyen birisi. Demek ki buradaki mekirden sonra Hazreti İsa'ya yapılan mekirde Hazreti İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmiş veya öldürülmüş olsaydı buradaki müteveffike seni vefat ettireceğizi böyle anlarsak az önce zikrettiğim ayetle ters düşüyor. O zaman plan da zaten onların arzusu gibi gerçekleşmiş oluyor. O zaman Allah'ın hayrül mekirin olduğu ortaya çıkmaz. Öyleyse buradaki müteveffike kelimesine iki mana verilmiştir. Bunlardan bir tanesi vefa manasında. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'a karşı her şartta vefalı olmuş. Havariler her şartta vefalı olmuş. Müteveffike vefa kelimesinden gelir. Biz seni kendimize karşı vefalı yapacağız demek. Gerçekten dönmedi İsa Aleyhisselam. O çarmıha gerilen sadece mürtetti. Bir bu vefa manasında müteveffike. İkinci manası şudur. Bu çok daha önemli. 5-6 tefsir baktım. Bu manada ele almışlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın uluhiyetini nefy etmek içindir. Bu cümleyi ezberleyin. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın o plandan kurtulunca, Allah onu semaya ref edince bazıları Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyecekler. Dediler. Halbuki o sonunda yine vefat edecek. Vefat edenler ilah olamazlar manasında bu Hazreti İsa Aleyhisselam'a İlahlık isnat edenlere karşı bir reddiyedir müteveffike. Ahir zamanda yeniden yeryüzüne inse bile eninde sonunda küllü nefsin
Zâikatül mevt gerçeği içerisinde her nefis ölümü tadandır. İsa aleyhisselam da ölecektir. Bu inni müteveffike ve râfiuke ileyye tefsircilerin en çok ihtilaf ettiği bu iki kelime onları çözebilecek iki noktasına kısaca temas ettim. Ve mutahhirüke seni tertemiz yapacağız. Hazreti İsa aleyhisselam zaten temizdi. Tertemiz yapacağız demek insanların sana saldırmasından saldıramayacaklar. Asmaya çalıştıklarından asamayacaklar. Allah'ın oğlu diyecekler ama bunlar geçerli olmayacak. Yani Hazreti İsa aleyhisselamın tertemiz olması bundandır. Minellezine kefaru yani kafirlerin iddiaları. Burada ince bir nükte daha var ki kısaca buna temas etmek istiyorum. Ve cailüllezine tebaûke fevkellezine kefaru ilâ yevmil kıyameti. Burada gaybi bir ihbar vardır. Ayet gaybtan bahsediyor. Yani kıyamete kadar sana tabi olanları kafirlerin üstünde tutacağız. Çok acayip bir şey bu. Bugün Hristiyan dünyası kafirler dünyasından sayıları daha fazladır. 3 milyara yakın. Her dönemde öyle olmuştur. Ayetin gaybi ihbarı gerçekleşiyor. Buradaki şu inceliğe farklı bir açıdan dikkat çekeyim. Ve cailüllezine emenü demiyor. Emenüke demiyor. Sana iman edenleri kafirlerin üstünde hakim kılacağız demiyor burada. Sana tabi olanları diyor. Bugün Hristiyan dünyası İsa Aleyhisselam'ı peygamberlik vasıflarıyla iman etmekten daha ziyade kuru kuruya ona tabi olanlardır. Burada iman kelimesi yerinde ettebiuke kelimesi kullanılması çok manidardır gerçekten. Ve bugün Hristiyan dünyası İsa Aleyhisselam'a iman etmiş değil, tabi olmuştur. Bu haliyle bile sayıca kafirlerin de çok üstündedir. Bugün dünyayı şekillendiren Hristiyan dünyasıdır. Onların ürettikleri sanat, ilim, terakkiyat, fen, felsefe vesairedir. Yani hem kültür yönüyle yüksekte hem de kuvvet noktasıyla kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Sonra bana döneceksiniz diyor. Tabii ki Allah'a dönecek herkes. İsa Aleyhisselam'da. Aranızda ihtilaf ettiğiniz mevzular yok. İsa Allah'ın oğlu muydu? Yoksa peygamber miydi? Yoksa Allah'ın yarısı mıydı? Gibi ihtilaf ettiğiniz mevzuları ahirette bana gelince ben o mevzuda hükmümü vereceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Gerçekten manidar bir şeydir bu. Ve bu kafirlerin üstünde olması İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar belli. O zaman kafirler ne olacak? Şimdi gaybi bir ihbar olarak 56. ayette kafirlerin durumunu anlatıyor. 56. ayet. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 56. ayet. Hasır ve inkar edenleri hem dünyada hem ahirette şiddetli bir azap ile cezalandıracağım. Onları bu azaptan kurtarabilecek yardımcılar da bulunmayacaktır. Tamam, bu böyle olmuştur. İsa Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam'a baş kaldıran, onun çarmıha gelmek isteyen ne kadar varsa hepsi çok acıklı bir şekilde gebermiş gitmişler ve hiçbir yardımcıları da olmamıştır. Nitekim Bedir-i Kübra'da Efendimiz Aleyhisselam'a Mekke'de en büyük işkenceyi yapan Ebu Cehil, Utbe, Şeybe gibi kimselerin de en acıklı bir azapla Bedir'de gebermeleri, ölüp gitmeleri gibi olmuştur. Sadece İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar kafirlerin üstünde olacaklar. Müslümanların da üstünde olacak mı? İşte şimdi okuyacağınız ayet buna dikkat çekiyor. İsa Aleyhisselam ile kafirler arasındaki bağlantı oydu. Pekala İsa Aleyhisselam kafirlerle iman edenlerin bağlantısı nasıl olacak? İşte 57. ayette ona dikkat çekiyor. Buyurun. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ
Vallahu la yuhibbul zalimin. 57. ayet. İman edip yararlı işler yapanların ise mükafatlarını tam tamına ödeyecektir. Allah zalimleri sevmez. Tamam. Bu ayetin Epçe'de hesabını yapmış Elmalı Hamdi Yazır. Tarihler de veriyor. Ahir zamanda belli bir dönemden sonra gerçekten iman etmişler. Gerçekten de salih amel yapanlar. Bu salih amel kavramı üstünde daha önce durmuştuk. Kur'an'da en çok geçen kavramlardan bir tanesidir. Hoca Efendi'nin bir vaazında kelami salih amel, kevni salih amel diye bunu ikiye ayırmıştı. Üstadın yazdığı ilk eserlerden bir tanesi Sünuhat'tır. Sünuhat bu ayetle başlar. Salih amel kavramını izah etmekle başlar. Buraya bakarsınız. Daha önce farklı boyutlarıyla bunun üstünde durmuştuk. Yani ben Müslümanım deyip namaz kılma yetmiyor, oruç tutma yetmiyor. Salih amel yapacak. Ahlakta salih amel olacak, toplumda, sosyal adalette, hukukta salih amel olacak. Aynı zamanda kevni salih amel de olacak. Bunları yaparsa eğer iman edenler ki Efendimizin ümmeti kastediliyor, işte bunlar kafirlerin de Hristiyanların da üstüne çıkabilecekler demektir. Bizim geri kalışımızın en mühim sebebi imanımız var diyoruz. Ne kadar var? İhtilaflı. Ama salih ameli kavradık mı? Ne kadar salih amel yapıyoruz? Bu belli değildir. Bunun üstünde çok durmak lazım. İman ve salih amel, iman ve salih amel. İşte bunlar ve yüveffihim ücurahım. Mükafatları bol olacak demek. İlk iki ayette anlatılan hem Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanların hem de kafirlerin de üstünde olabilecekler demektir. Henüz daha biz bu mevzuda yaya olduğumuzdan geri kalma hali perişaniyetimiz de maalesef devam ediyor. Evet, bu salih ameli yapmak için de ne olmak lazım? Bu 58. ayette de ona dikkat çekiliyor. Buyurun. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ 58. ayet. Ey Resulüm! İşte bunlar, bu vakalar sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır. Evet, Allah'ın ayetlerini bilmek, hikmet dolu Kur'an'ı anlamak çok önemlidir. Bu aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu ifade eden bir ayettir. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bu durumu, havarilerin durumları, çarmıha germe gayretleri, Hazreti İsa'nın semaya ref edilmesi, Efendimiz Aleyhisselam onların içinde bulunmuş, sanki onlarla beraber yaşamış gibi anlatıyor. Nereden bilecektin sen? Eğer biz sana bildirmeseydik, vahyetmeseydik, bunları sana okuyoruz. Çünkü sen peygambersin de ondan diyerek, burada Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinin tasdiki de vardır. Kur'an'ın özellikleri de var. Ve aynı zamanda ayetleri okur, zikri hakimle, hakimle meşgul olursanız, bunlar sizde aynı zamanda salih ameller de meydana getirecek şeklinde anlayabiliriz. Bu Kur'an'ın zikri hakim olması üstünde çok durulmuş tefsirlerde. Kur'an-ı Kerim'in hakim olduğu pek çok ayet anlatılıyor. Yasin-i Şerif'in başında da var. Yasin vel Kur'anil hakim. Hikmetli Kur'an'a yemin olsun ki ذَٰلِكَ نَتْلُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ Kur'an-ı Kerim aynı zamanda hikmetlerle dop dolu olan bir zikir kitabı olduğuna da dikkat çekiliyor. Ayet burada, sana okunan ayetten maksat da Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberlik iddiasını destekleyen deliller demektir. Yani sen peygamber olmasaydın İsa'nın durumunu nereden bilecektin? Havarilerin durumunu nereden bilecektin? İşte bunları biz sana okuyoruz. Ayet, peygamberimizin peygamberliğinin delilleri manasında burada kullanılmıştır. Ve bunu da anlattıktan sonra şimdi İsa Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla alakalı, daha önce de geçmişti bu. Zaten yukarıdaki anlatılan mevzular bu ayette bir hazırlık mesabesindeydi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaratılışını Hazreti Adem'e benzeterek
önemli bir noktaya daha dikkat çekiyor. Buyurun. İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem halakahu min turabin sümme kâle lehu kün feyekûn. 59. ayet. Allah yanında İsa'nın durumu aynen Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yaratıp ol dedi, o da derhal oluverdi. Ta baş taraflarda ifade etmişti ki Âl-i İmrân suresinin özellikle ilk 80 ayeti Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gelen Necran papazlarıyla aralarındaki konuşma, yer yer münakaşa olduğu, onlara cevap verme mahiyetinde nazil olan ayetlerdir. Necran papazları Hazreti İsa'nın babasız yaratıldığına bakarak onun ilah olduğunu söylemişler veya Allah'ın oğlu olduğunu söylemişler veya Allah'ın bir parçası olduğunu söylemişler. İşte özellikle onların o iddialarına karşı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı Allah'ın kün emriyle olduğu, ol dedi Allah, o da oldu. Yani ne gibi? Adem'e de ol dedi. Adem ilah mı? Havva'ya da ol dedi. Havva ilah mı? Kainatta bunların bütün varlıklar Allah'ın ol emriyle olur. Onlar da ilah mı? Gibi bir fikirle reddiye. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ilah olmadığı ama aynı zamanda babasızla yaratılmasını anlatan Hazreti Adem'e benzetilen bir önemli noktadır burası. Birkaç sayfa geride birazcık buna temas etmiştim. Burada tekrar etmek istiyorum özetle. Cenab-ı Hakk'ın varlıkları yaratmasında iki ana nokta var. Bir, sabit kanunları yaratmış Allah kainatta. Bunlara sünnetullah diyor Kur'an. Ve o muttarit, sabit, değişmez kanunlarla Allah varlıkları yaratıyor. Bu aynı zamanda hikmetin gereği, Allah'ın Nazım veya Nazzam isminin gereğidir. İşte bütün varlıklar bu sünnetullah çerçevesinde devam ediyor. Hayatiyetini, varlığını devam ettiriyorlar. Güneş belli saatte, mevsimlerde devre devran ediyor. Ay keza, yağmurlar, bulutlar, işte toprağın inbatiyesi, tohum toprağın altında çatlar, patlar, neşvi nema bulur. İnsanlar doğar, büyür, ölür, yaşar vesaire. Kanunlar, insanların kafa yapısı böyledir. Burnu, çenesi böyledir, parmakları böyledir. Bunlar hep sünnetullah. Eğer kainatta hep sünnetullah'a göre her şeyi Cenab-ı Hak yaratsaydı, dikkat buyurun, materyalistler, akla evvelle inananlar özellikle diyeceklerdi ki, tamam, bir yaratıcı var, deizme de bu delil olurdu. İlk defa yaratmış da ama ondan sonra bırakmış. Artık Allah varlıklara karışmıyor. Varlıklar bu kanunlar çerçevesinde olup gidiyor yani. Allah ile haşa alakası yok derlerdi. Halbuki Cenab-ı Hak her kanunun bir de kanun dışısını yaratmıştır. Bu Cenab-ı Hakk'ın meşiyetini, iradesini, faili muhtar olduğunu göstermek içindir. Ben mecbur değilim illa da bu tabiat kanunlarına göre yaratmaya. İstersen bu kanunları değiştiririm, istersen onların dışında da yaratırım şeklinde buna şaz, çoğulu şuzuzat, şuzuzat-ı kanuniye deniyor bunlara. 16. sözün arkasında bir zeyil var. Küçük bir zeyil ama manası, muhtevası çok geniş yani. Orasını mutlaka okuyun. Burayla alakası var. Mesela şu zat her kanun insanların 5 sağ 5 sol elinde 10 parmak olur. Ama Cenab-ı Hak bazen 6 parmaklı, burada da 6 bazen 12 parmaklı yarattığı insanlar da var. İnsanların gözü normalde burada, yüzünde, burasında ama bazen de kafasında yaratıyor. Bazen altı bacaklı koyun yaratıyor. Ben mecbur değilim illa o kanunlara göre. İstersen böyle de yaparım demek.
Ağaçlardan bazıları yapraklarını döker, bazıları da sonbaharda yapraklarını dökmez. Çamlar gibi. Allah demek istiyor ki ben yaprakları dökmeye mecbur değilim. İstersen böyle de yaratırım. Evet, Allah'ın faili muhtar olduğunu, meşiyetini, iradetini göstermek için Allah her kanunun bir kanun dışısını yaratmıştır. Binaenaleyh yaratılışta, hilkatte Allah'ın vaaz ettiği kanun hayvanatta da öyle, nebatatta da öyle, insanlarda da öyle. Bir anne, bir baba olacak. Belli şartlarda bir araya gelecek, suları birleşecek, Allah bir insan yaratır. Tamam, genel kanun böyle. Ama Allah her kanunda bir kanun dışı yarattığı gibi bu bir insan yaratmadaki kanunun da kanun dışısını yaratmıştır. Bunların başında Hazreti Adem vardır, Hazreti Havva vardır, işte bir de İsa Aleyhisselam vardır. Hazreti Adem hem annesiz hem babasız yaratılmıştır. Kün emrine mazhardır. Hazreti Havva annesiz mi babasız mı? Adem'in göğüs kemiğinden yaratılmıştır. Hazreti İsa ise babasız yaratılmıştır. Onun için burada Allah'ın iradesini, meşiyetini, faili muhtar olduğunu anlatmak için inne mesela İsa indallahi kemesele Adem halakahu min turab. Allah Adem'i topraktan yarattı. Sümme sonra kale dedi ki lehu, o topraktan yaratılana kün feyekün, ol dedi, o da oluverdi. Hazreti Adem'in yaratılmasının bir mucize olduğu ifade ediliyor ki Hazreti Adem'in yaratılışıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok ama çok ayet var. Min meyin mehinden, salsaldan, balçıktan yaratıldığı değişik ayetler var. Bunların hepsini merc edebiliriz. Bu ayetten çıkan bir mana daha vardır ki tekamül olarak yok, evolüsyon yok, mutasyon yok. Allah Adem'e ol demiş, Adem yaratılmıştır. Netice itibariyle Adem topraktan, Adem'in daha öncesi hayvanattan teşekkülü, gelişmesi de filan yoktur. Bu ayet onlara da delil olabilir. İsa Aleyhisselam'ın da yaratılmasının Hazreti Adem gibi mucize olduğunu ifade ediyor. Nasıl yaratılması mucizedir? Bir şey daha söyleyeyim. Yaşar, doğar, büyür, yaşar, ölür. Kanun bu. Ama istersen ben öldürmem de. Cesediyle beraber gökyüzüne de çekebilirim de. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın semaya ref edilmesi de şu zat-ı kanuniye içerisinde ele alınması lazım. Çok önemli bu. Çünkü bu ölür ve ruhu semaya yükselire iki istisna vardır. Bir Hazreti İdris Aleyhisselam, bir de İsa Aleyhisselam, onlar da bu şuzuzat-ı kanuniye içerisinde ele alınmalıdır. Evet, bunu da ifade etmiş olduk. Ve bütün bunlar Rabbin kendi iradesine bağlı olduğunu anlatmak için, Allah isterse öyle yapar, isterse böyle yapar anlatmak için 59. ayetteki meşiyeti ilahiyeyi Allah kendisine bağlamak için 60. ayette bu hükmü desteklemiştir. 60. ayet. El hakku min rabbike fela tekun minel mumterin. 60. ayet, hakikat Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın. Evet, anlaşılıyor. Devam edelim. 60. Ve men hacceke fihi min ba'di ma ca'eke minel ilmi fe kul te'alev ned'u ebna'ena ve ebna'ekum. وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ 61. ayet. Artık sana bu ilim geldikten sonra kim seninle İsa hakkında tartışmaya girerse de ki, haydi gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, hanımlarımızı ve hanımlarınızı ve bizzat kendimizi ve kendinizi çağırıp
Sonra da gönülden Allah'a yalvaralım da bu konuda kim yalancı ise Allah'ın lanetinin onların üzerine inmesini dileyelim. Açıklama. Bu ayete mübahale ayeti denir. Mübahale, hangi taraf yalancı ise Allah'ın ona lanet etmesini bütün kalbiyle istemek demektir. Hicri 9. yılda Necran Hristiyanlarını temsil eden 70 kişilik heyet, başlarında dini ve dünyevi liderler olarak Medine'ye gelip tartışmıştı. Delilden anlamamaları karşısında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübahaleyi teklif edince düşünmek için mühlet istediler. Bunu kendileri için tehlikeli bulup kabul etmediklerini bildirmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına geldiklerinde baktılar ki o Hüseyin'i kucağına almış, Hasan'ın elinden tutmuş, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'yi arkasına almış, ben dua edince siz de amin dersiniz diyor. Heyet başkanı mübahaleyi kabul etmeyip cizye vererek İslam hakimiyeti altında yaşamayı benimsediklerini bildirdi. Hazreti Peygamber de onlara kendilerine verilen hakları ve yükümlülükleri bildiren bir emanname yazdı. Evet, Suat Hocam'ın açıklamasında gayet net her şey ortaya çıkmış durumda. Tekrar edeyim. Âl-i İmrân suresinin başından 80. ayete kadar olan ayetler Necran papazları Hicri 9. yılda 70 kişilik heyetle Mescid-i Nebevi'ye geldiler. Birkaç gün orada kaldılar. Efendimiz Aleyhisselam onları en güzel şekilde ağırladı. Hatta bir pazar günüydü, biz burada ayin yapmak istiyoruz deyince Efendimiz mescidini onlara verdi. Kendisi o biraz daha batı tarafta Mescid-i Kamame denen yerde pazar günü cemaatle namazlarını orada sahrada eda ettiler. Yani Mescid-i Nebeviye'yi Necran papazlarına teslim eden, orada ayin yapılmasına müsaade eden, gönlü açık, göze açık bir peygamber düşünün. Bugün Türkiye'de birisi bir camide papazlar bir gün gelse bir ayin yapsalar bizim taassubumuzdan yer yerinden oynar yani. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam gayet demokrat, gayet açık, herkesi kucaklayan bir peygamber. Bu yönü önemli. Fakat o heyet ısrarla Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu iddia edince, yukarıdaki ayette de geçmesine rağmen inne mesela İsa innallahi ke mesela Adem ayetinde de geçmesine rağmen, yani 59 ve 60. ayetlerde onlara karşı bile soğuk davrandılar. Efendimiz Aleyhisselam onları şirkten kurtarmak istiyordu. Çünkü o 70 kişilik Necran papazı, evet, kabul etselerdi Hazreti İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu, belki bugün Hristiyanlık dünyası bile farklı şekillerde meseleyi ele alacaktı. Onlar bir çekirdekti, gelecek Hristiyan dünyasının öncüleri. Efendimiz Aleyhisselam ısrarla anlatmasına rağmen bir türlü kabul etmediler. Bu defa Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın teklifiyle mülaene denen veya mübahele denen, bugün Hoca Efendi'nin de en çok işte o kasetinde bazılarının heyecanla yaptığı o mülaenesini beddua deyip bunu hala gündeme getiriyorlar. Televizyonlarda da aleyhte konuşacakları zaman o bölüm çıkıyor. Bu Kur'an'da, sünnette yerini almış olan dini bir meseledir. Mülaene veya mübahale, karşılıklı müfaale kalıbından karşılıklı anlaşarak bir şeyde iddialaşma demektir. Her sahada olabilir. Eğer sen haklıysan Allah benim belamı versin. Yok, sen ben haklıysam sen haksızsan Allah senin belanı versin. Karşılıklı iki grubun herhangi bir hak mevzusunda iddialaşmasına ve şartlara bağlı lanetleşmesine, buna mülaene deniyor. Ayet-i kerimede dikkatimizi çeken birkaç incelik daha var. Bunları kısaca sunmak isterim. Ayette diyor ki, burada siz de görüyorsunuz, ilim geldikten sonra
Bir defa Efendimiz Aleyhisselam'a bu mevzuda siz hala boşboğazlık yapıyorsunuz yani. Tartışıyorsunuz. Halbuki bu mevzuda Allah'ın kat'i gönderdiği ayetler var. 59 ve 60. ayetlerde. İlim, kat'i ayetler, ilim olarak kat'i bu mevzuyu bildirdiği halde o zaman gelin lanetleşelim. Siz çocuklarınızı getirin, ben de getireyim. Siz kadınlarınızı getireyim, ben de getireyim. Siz nefislerinizi ortaya koyun, kendinizi ben de ortaya koyayım. Nebtehil, gönülden yalvarma. Mübahale, gönülden, karşılıklı yalvarma demek. Burada Efendimiz ümmetin bütün çocuklarını, bütün kadınlarını mı ortaya koyuyordu? Yoksa sadece kendi çocuklarını, kendi yakınlarını mı ortaya koyarak bu mübaleye teklif etmiştir? Tefsircilerin genel anlayışı, Suat Hocam'ın da ifade ettiği gibi, yani Hazreti Fatıma var yanında, Hazreti Ali var yanında, Hazreti Hasan var yanında, Hazreti Hüseyin var yanında, onlar da amin diyecekler. Efendimiz Aleyhisselam bütün ümmetin kadınlarını veya o dönemdeki bütün sahabe-i kiramın erkeklerini ve kadınlarını işin içine sokmamıştır. Onun için mübahale yaparken kendi yakın akrabanızın dışındakilerini işin içine sokmamak. Akraba, yakınlar olarak mübahale. Ama umum millet içinde cereyan ediyorsa herkes, o işe taraftar olan veya karşı olan herkes mübahale içine sokulabilir. Efendimiz Aleyhisselam burada kendi ailesini, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Ali, Hazreti Fatıma validemizi işin içine almıştır. Bütün hepsini değil. Karşı tarafta bulunan Necran papazlarının da oğulları, hanımları, çocuklarını içine alan bir mübahale idi bu. Fakat onlar bu mübahaleye yaklaşmadılar. Dediler ki bu peygamberdir. Eğer mübahale yaparsak çarpılırız. Evet demediler yani. Efendimiz Aleyhisselam da böylece beddua yapmamış oldu. Ama eğer yapsaydı ne diyecekti? Feneceal lanetallahi alel kezibin. Allah yalancıların belasını versin. Allah'ın laneti yalancıların üstüne olsun diyecekti. Ama Efendimiz bunu onlar evet demediği için yapmadı. Ama iddiasında gayet rahat. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Adem gibi yaratıldığının ilmi gelmiş. Allah'tan gerçek bir ilim olarak gelmiş. Şu zat var, Allah'ın meşiyet ve iradesi var. Allah isterse Hazreti Adem gibi babasız da anasız da yaratır. Ya siz ne diyorsunuz? İsterse Hazreti İsa'yı babasız da yaratır şeklinde bir burada mevzu vardır. Ve bu aynı zamanda gaybtan bir haber vermektir. Burada bir incelik daha söyleyebilirim. Bu aynı zamanda mülayene yapacağınız zaman veya dua yapacağınız zaman çocuklara amin dedirtmek lazım. Küçük çocukları mahalleden, komşudan veya kendi yanınızda varsa gel oğlum, gel çocuğum, ben dua edeyim, sen amin de diye dua yapmak. Bu da Kur'an'ın işareten, Efendimiz'in tatbikatından sünnet olarak ortaya konan bir husustur. Ve bunları da Efendimiz Aleyhisselam Allah bildirmeseydi bilmezdi. İşte yukarıdan beri anlatılan bu hususların hepsi Allah'ın Hak ismiyle gönderdiği kıssalardır. Bağlantısı içinde 62. ayet, buyurun. İnne hâzâ lehuvel kasasun hakku ve mâ min ilâhin illallah ve innallâhe lehuvel azîzul hakîm. 62. ayet. İşte işin gerçeği budur. Doğrusu Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hiç şüphesiz azizdir, hakimdir, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi buraya kadar mesela bu şekilde anlatıldıktan sonra ayet gayet açık, her şeyi apaçık ifade ediyor. Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Yani burada Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu fikrinin kat'i ikinci bir reddiyesi vardır. Allah yukarıda ayetlerde ne demişse İsa Aleyhisselam hakkında Allah'ın sözü
esastır. Mutlak güç sahibi demek, Allah nasıl isterse öyle yaratır demek. Hakim de hikmet sahibi, Allah hikmetsiz bir iş yapmaz demek. Anlaşılamadı. Yani anlaşamadılar kendi arasında. Necran papazlarıyla Efendimiz Aleyhisselam o mescitte birkaç gün içerisinde bu hususta Necran papazları evet demediler. Fakat Efendimiz Aleyhisselam onları hepten hiçbir hisseleri olmadan göndermek istemedi. Siz her ne kadar Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorsanız da bari Allah diyorsunuz yani. E biz de Allah diyoruz. Bari gelin bu ortak paydada anlaşalım manasında 64. ayetten 68. ayet dahil oraya kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın Necran papazlarına yapmış olduğu teklifler vardı. Kul ya ehlel kitab ta'alev ila kelimetinden itibaren bu aynı zamanda 64'ten 68'e kadar ehli kitaba karşı nasıl davranacağımızın metotları da bize öğretiliyor. Diyaloğun şartları, bunu müstakillen geçen de diyalog üstünde durmuştum. Burada diyaloğun şartları üstünde inşallah bunu da gelecek haftaki sohbette aktaralım. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ 63. ayet. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah o fesatçıları hakkıyla bilir. Evet. Burası da gayet açık zaten. Onlar yüz çevirdiler. Necran papazları. Onlara fesatçı diyor Cenab-ı Hak. Necran papazlarına orada kafir demedi. Münafık da demedi. Onlara fesatçı diyor Cenab-ı Hak. Çünkü kıyamete kadar gelecek Hristiyan dünyasına kötü örnek oldular. Fesatçı onlar. Fakat bari elleri boş gitmesin diye gelin Allah kelimesinde birleşelim. Daha sonra gelecek 5 ayette bu mevzunun temel ölçüleri vardı. Diyalogda nelere dikkat edeceğiz hususları vardı. Geçen hafta bir ayette yani diyaloğun önemine temas etmiştik. Burada da diyaloğun şartları, metotları, şartları da çok önemli. Hangi ölçülere göre biz onlarla beraber olabiliriz? Gelecek hafta inşallah bu ayetlerin üstünde birazcık daha dikkatlice duralım.